İnsan sıkıldığı veya daraldığı zamanlarda of, üf, ah gibi sesleri neden çıkarır? Bir soru daha hemen buna eşlik ediyor. Düşünürken neden gibi sesler çıkartma ihtiyacı duyarız? Tam geçen bunun muhabbeti geçti. Bana şey diyorlardı, konuşurken çok ığlamıyorsun falan filan diye böyle. Hocam nasıl beceriyorsunuz bunu işte, ne çalıştınız falan filan gibi. Bir arkadaş bir anekdot anlattı onunla ilgili. Hocasına sormuş. Bugün Gökhan Okçu'nun ismi ikinci kez geçiyor. Gökhan Okçu hocasına sormuş bunu. Ben ığlıyorum konuşurken. Bunun yerine ne yapmam lazım? Yani bunu nasıl geçirebilirim? Hocası demiş ki o ığların yerine düşünce koyacaksın evladım demiş. Yani o hazırlık, zihninizde biriken malzeme konuşma sırasında. Bak ne kadar rahatsız edici oluyor, görüyor musun? Böyle sessizlik vermek. Mesela ığ demesem ben öldüm falan zannedebilirler. Dolayısıyla o boşluk içerisinde karşıya ya düşünüyorum abi demek için gibi anlamsız sesler çıkarıyorsun ki zaman kazanıyorsun aslında. Karşıya diyorsun ki şimdi kelimeyi bulacağım, az kaldı. Bir onu bulayım, geliyorum. O ığın sesi ona işaret. Tabii ki fazlası rahatsız edici. Bizim eski başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz fenomendir. Gençler bilmez. İnternet arayıp bulsunlar. Konuşmaları arasında gerçekten uyuyakalabilirdiniz. Yani özellikle ilk dönemlerinde. Mesela konuşurken böyle durup ve hiç renk vermeden gayet uzun süre böyle susabilirdi mesela. Ve ben küçükken hatırlıyorum böyle kıvranırdım televizyon başında haberlerde falan açıklamalarını izlerken. Bu tabii ki onun kendi tarzıydı. Ama o ığlamalar bir konuşmacı için belli bir eşiğin üstüne çıktığı anda son derece rahatsız edici. Bunu biliyorum, bunu kendim dinlerken de yaşıyorum. Bazen böyle hazırlıklı olmadığım konularda ben de ığlayabiliyorum. Yani buradaki konularda biraz hazırlıklı olduğum için herhalde. Ama belli bir eşiğin üstüne çıkmadıktan sonra o bir sosyal işaretleşme. Diğer bütün anlamsız seslerimiz. Bir önceki soru. Bu hocam işte sıkıldığımız zamandaki of. Aynen. Gibi. Bütün bunlar anlamsız hava hareketleri diye biz mesela solunum dersinde bundan bahsederiz. Böyle bir başlık var hakikaten. Anlamsız derken aslında anlamlı da doğrudan fizyolojik bir sebebe ya da faydaya işaret etmeyen. Duşa girdiğimiz zaman falan soğuk duşun altına girince niye bunu yaparız mesela bir düşünsek. Aslında bunun fizyolojik bir kaynağı var. Soğuk suyu yediğinizde memelilerin birçoğunda olduğu gibi dalıyormuşuz zannediyor beyin, tarzı beyin sapı. Hani suya daldığımızda soğuk hissederiz ya, ya işte oksijen olabildiğince tutmak için de içine bir miktar hava çekiyorsun, suyun altında azıcık daha hayatta kalayım diye. Ama mesela of abi be, bu herhangi bir fizyolojik rahatlama ya da ihtiyaçtan kaynaklanmıyor. Genellikle etrafımızdaki insanları durumumuzdan haberdar etmek için sinyaller. Ağlamak, gülmek, esnemek, mesela esnemek. Evet, beyni biraz soğutuyor. Yapılan araştırmalar bunu gösteriyor ama esnemenin esas fonksiyonu baba sıkıldık, gidelim. Yani burada bizi bilişsel olarak uyaran durumlar azaldı. Dolayısıyla bu ortamı değiştirmemiz lazım. Ya uyumamız lazım ya yaptığımız aktiviteyi değiştirmemiz lazım gibi toplum mesaj. Ve dikkat ederseniz bunların hepsi bulaşıcı. Bunlar bulaşıyor. Niye? Karşımızdaki insanın bu tip duygusal çıktılarını algılayıp onu taklit edebilecek kapasiteye sahipsek biz sosyal birliktelikler kurabiliyoruz işte. O yüzden bunların hepsi hem doğrudan fizyolojik mekanizmaya dayanmayan hem de birbirimiz arasında bulaşıcı olan şeyler. Etrafınızda sürekli oflayan puflayan insanlar varsa kakarak ikili giderek işinizi yapmanız mümkün değildir. O yüzden etrafınızdaki insanların sıklıkla nasıl sesler çıkardığı da bizim ruh durumumuz açısından önemli. Bulaşır çünkü. Etrafınızda birbirinin olmadığına da bu seslere devam ediyor oluşunuz. O zaman alışkanlığa da. Tabii ki. Tabii ki. Yani esnememiz de tek başınayken de esniyoruz. Yani bunların aslında prososyal davranışlar. Yani sosyal birlikteliğimizi kolaylaştıran davranışlar. E tabii ki yani tek başına kalınca da zaten defaulto sosyal bir canlı olarak arada bir bunu yapıyorsun. Ama şey tuhaf değil mi? Düşünsen evde otururken böyle boş duvar olacak. Of Allah'ım çok da bu şizofreniye benziyor biraz yani. Değil ama hocam. Çünkü ben bunu sıklıkla yapıyor olabilirim. Hadi. Ama şey o şeydir bazen tabii herkes oluyor. Biri duysun artık şunu. Oraya geliyor. Bir de aslında tabii. Tam olarak gerçek alışkanlığa dönüştürüyorum. Yani bir istemeden yani bir şey of hani bir o sanki rahatlamaya şey bir nefesi dışarı vermeye. Ha onu da şey yapalım karatedeki haytlar evet. Falan. Güç toplama. Bu ayrı bir konu. Evet. Tabii. Nefes alırken sempatik sistem, nefes verirken parasempatik sistem çalışır. Açayım.
Sempatik sistem bizi heyecanlandıran, nefes verirken onu çalışan parasempatik de bizi rahatlatan sistemdir. Nefes alışverişlerde çok küçük farklar olur. Her nefes verişte kendimizi çok rahatlamış hissetmeyiz ama sinir sisteminin çalışma modunda hafif kaymalar olur. Bağırmalar, işte efendim nidalarla işte bir takım atraksiyonlar yapmalar, özellikle uzak doğu sporlarında falan çok gördüğümüz bir şey. O hızlı nefes hareketleri bizim aynı zamanda sempatik sistemimizi aktive ederek güç toplamamızı da kolaylaştırıyor gibi gözüküyor. O off puff'ların bir kısmı da onunla alakalı olabilir. Bak bu aklıma gelmemişti. Bir sorudan nerelere gittik arkadaş ya. İlginçmiş. Akşam karate yapacağım.